Sin 30 arkadaşlar, 180 bölü 6. Sin 30, bileceğiz bunları bakın. Sadece böyle dik üçgen çizerim, kenarda yaparım hocam değil. Düzgünce lütfen ezberleyin, hızlı olmanız gerekiyor. Özellikle yarım açı formüllerinde falan. Cos pi bölü 4 de zaten 180 bölü 4'ten. Cos 45, bu da kök 2 bölü 2 eşit. Demek ki kök 2 bölü 4'müş arkadaşlar. D şıkkı. İşin içinde sin cos varsa arkadaşlar payda eşitlemek lazım. Buradaki secant x de normalde nedir? 1 bölü cos x. O yüzden ne yapacağım? Tanjant x'i açacağım. Sin x cos x. Kotanjantı açacağım. Cos x sin x. Sonra bölü secant x. Secant x normalde 1 bölü cos x. Bir de ters çevirirsem cos x olur. Payda eşitlediğim zaman sin kare x artı cos kare x bölü sin x çarpı cos x çarpı cos x oldu. Sin kare x artı cos kare x 1 yaptı. Cos x'ler gitti. 1 bölü sin x oldu. Böylece bu da cosecant x geldi arkadaşlar. B sıfıra yakın olduğu için arkadaşlar koson ve koton daha büyüktür. Çünkü x eksenine karşılık geldiği için haliyle tabii ki burada kosinüs 45'e kadar daha büyük. Sinüs de 45'ten sonra daha büyüktü arkadaşlar. Bu yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Ama aynı açıda kot 10 kosondan daha büyük olmak zorunda. Sebebi de şöyle birim çemberi çizersek bakın 10 derecelik bir açıda kotanjantın uzunluğu budur. 10 derecelik bir açıda kosinüsün uzunluğu budur. Bu yüzden aynı açıda o daha büyük olacak. En büyük koton. Sonra arkadaşlar koson. Sonra tanon büyüktür. Aynı açıda dar açıda tanon daha tan alfa sin alfadan daha büyük olur. Onda da şundan dolayı çünkü bakın birim çemberde sinonun uzunluğu şurası olsun. Tanjant onun uzunluğu dışarıda olduğu için bakın daha uzun. Bu tarz bilgileri de bilmek gerekiyor. En büyük D'ymiş. Sonra arkadaşlar B, sonra C, sonra A. O zaman B ve C ikinci ve üçüncü büyüklükteki sayılar. İkinci büyüklükteki 0948, üçüncü büyüklükteki 0763. Bunların toplamı da 1611. Yani 1.1611 C şıkkı. Pi bölü 6 artı x ile pi bölü 3 eksi x'i bir toplayın arkadaşlar. Bakın birisi zaten 60 derece. Birisi 30 derece. Artı x eksi x birbirini götürdü. Toplamları 90 oldu. O yüzden bu sanki sin alfa, bu da cos beta olsun. Sin alfa eşittir cos beta'dır arkadaşlar. Bundan dolayı birisini diğerinin yerine yazabiliriz. Sin alfa cos beta birbirine eşit olduğu için birbirlerini götürürler. Bu yüzden burası 1 olacaktır. Sin kare 35, sin kare 55. Bu da arkadaşlar toplamları 90 olduğu için cos kare 35'e eşittir ve bu da 1 yaptı. 1 artı 1'den cevap 2 geldi. Bu şekilde A şıkkı. Sin 120 kök 3 bölü 2. Kot 315, 360'dan 45 eksik olduğu için 4. bölge, bu yüzden eksi kot 45'tir. Eksi 1 olur. Kos 330, kosinüs 360 eksi 30'dan 4. bölgede kos 30'a eşittir. O da kök 3 bölü 2. Böylece eksi kök 3 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 cevap 0 oldu. C şıkkı. Kosinüs teoremi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Önce hemen yarıçapların eşit olduğunu görelim. OG1 ve OG2 birbirine eşit. Sonuçta yarıçap, bir de 60 derece var. O zaman G1, G2 haliyle yarıçapa eşit olacak. Yarıçap 200 kekon. Şimdi hepsinde çift sıfır var. Yani hepsi arkadaşlar 200, 600, 800 ya. Ben o sıfırları sileceğim. Buraya 2 kekon yazacağım. Buraya da böyle 2 kekon yazacağım. Sonuç olarak G1, G2'nin eşkenar üçgenden dolayı 2 kökon olduğunu görmeniz gerekiyordu. Şimdi gelelim bu uzunluklara. 600 kilometre verilmiş. Yani sıfırları sildim. 6 diyorum. AG2'de arkadaşlar 800 verilmiş. 8 diyorum. Artık kosinüs alfa diyeyim o sorduğu açıya. Bak kos teoremi 64 artı 36 eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kos alfa eşittir 40 yaptı. 64, 36 daha 100. 100'den 40 çıktı 60. 60, 96 cos alfa. Her iki tarafı 96'ya bölüyorum. 60 bölü 96 eşittir cos alfa. Zaten 12 ile sadeleştirirsek 5 bölü 12 cos alfa yaptı. 5 bölü 8 yaptı. Cevabımız da C şıkkı oldu. Tan x eksi cot x, tan küp x eksi cot küp x olacak orası. Çünkü tanjant, kotanjant ve sinüs tek fonksiyondur. Eksi dışarı çıkar. O yüzden tan küp x eksi cot küp x. Burada şimdi uzun uzun yazmamak için t eksi c diyeceğim. Siz de ona göre bakın. Tanjant x çarpı kotanjant x'in de 1 olduğundan yararlanarak tc'nin 1 olduğunu kenara iliştireyim.
T küp eksi C küp neye eşit? T eksi C çarpı T kare artı C kare artı TC. Doğru mu? Şimdi buna göre arkadaşlar T eksi C 2 verilmiş. T kare artı C kare ne demektir? T eksi C'nin parantez karesi artı 2 TC. Bir de burada TC var, 3 TC oldu. Şimdi 2 çarpı T eksi C 2 olduğu için karesi 4 artı TC de 1 olduğu için burası 3. 7 çarpı 2'den cevap 14, D şıkkı. Özdeşlik sorusu. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Ekstra bir şey düşünmeye gerek yok. 1 artı kosinüs yerine C yazacağım kısaca. 1 artı C'nin karesi artı S kare bölü S çarpı 1 artı C. Buna göre kosinüs kare yani C kare artı 2C artı 1 artı S kare bölü S çarpı 1 artı C durmaya devam etsin. C kare artı S kare kosinüs kare artı sinüs kare x olduğundan 1. 2 artı 2C bölü S parantezinde 1 artı C. Böylece 2 artı 2C sadeleşti. 2 bölü S oldu. 2 bölü sinüs x demek. Sinüs x de ters çevrildiğinde kosekanttı malum. 2 kosekant x oldu arkadaşlar. Cevap 2 kosekant 10 yani E şıkkı. Burada belki yapılan en büyük hatalardan biri. Sonra hani belki öyle çıkıyordur bilemem ama. Burada doğruları doğrusal bir şekilde birleştirmek. Şimdi biz bu kenarı arkadaşlar otomatik olarak şöyle birleştirip böyle aynı hizada diye düşünürsek hatalı davranmış oluruz. O sonuç olarak öyle çıkabilir ama biz bu şu ortadakinin tam ikiye bölündüğünü bilmiyoruz açıkçası. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Harflendireceğim. Tanjant alfa 3 dediği için şuraya 3K'ya K diyeyim, tamam mı? Kısa kenara 3K dedim artık. Burası 3K, burası 3K. Bilmiyorum, uzun kenara da M diyeyim. Bakın şu kısım 2M artı K. Ben böyle tabana dik indireceğim buradan dik üçgen oluşturmak için. Belki biraz sağına iniyor. İnmiyorsa problem değil. Zaten doğru gelecektir. Ama soruda onunla ilgili bir bilgi vermediği için mecburen ne yapıyorum bakın. Şuranın uzunluğu 6K olduğu için buranın uzunluğu da 6K yapıyor. Toplamda 2M artı K'lık bir uzunluk var. 2M artı K'dan 6K'yı çıkarırsak 2M eksi 5K oldu. Şöyle renkle de göstereyim. Bakın dik üçgenin bir kenarı 2M eksi 5K yaptı arkadaşlar. Uzun kenarına bakarsak şöyle M demiştim. Buraya 3K demiştik. Buraya da 3K demiştik. Demek ki bir dik kenarı M artı 6K olan diğer dik kenarı da 2M eksi 5K olan bir üçgenin tanjant alfası burada kaç yapacaktır? 3. Haliyle 6M eksi 15K eşittir M artı 6K. Buradan da arkadaşlar 5M eşittir 21K oldu. Bundan sonra artık bakalım tanjant betayı bulmamız lazım. Onun için de açı taşıyacağım. Şöyle betayı buraya yöndeş açılardan yapabiliriz. Artık sonuç olarak şu uzunluğu, şuranın tamamını 3K artı M olarak biliyorum. 3K, şöyle rengi değiştireyim pardon. Şöyle 3K burası, burası M arkadaşlar. Burası da biliyorsunuz 3K. Tanjant beta o zaman 3K bölü 3K artı M oldu. Hemen M gördüğümüz yere 21K bölü 5 yazalım. 3K. 3K artı 21K bölü 5. Böylece 3K payda eşitlersem 15, 21 daha 36K bölü 5. Ters çevirirsem 15K bölü 36K'dan sadeleşti. 5 bölü 12 oldu. Yani böyle zor bir soru değilmiş gibi ama bir anda nerelere geldi mevzu gördüğünüz gibi. Cevap A şıkkı. Bu soruda arkadaşlar değerleri yerine yazıp deneyeceksiniz aslında. Cos 120 eksi 1 bölü 2 tan 120 eksi kök 3 böylece çarpınca artı kök 3 bölü 2 olur, olmaz. Aslında şöyle düşünebilirsiniz bu arada bölgelere göre de 240 derece mesela 240 derecede kosinüs arkadaşlar negatif tanjant pozitif. Evet bir ihtimal olabilir, yine de yerine yazalım. Kos 240 ne demektir? 180 artı 60 böylece eksi kos 60'tır yani eksi 1 bölü 2'dir. 240, 180 artı 60 demek ki arkadaşlar tanjant 60 olacak, o da kök 3 olacak, eksi kök 3 bölü 2. Bu olabilir, evet. 300 dereceye geldiğimiz zaman 360 eksi 60,
Bu yüzden dördüncü bölgede cos 60 olur. Yine tanjant 360 eksi 60'tan eksi tan 60 olur. Çünkü dördüncü bölgede tanjant negatif. Böylece birisi 1 bölü 2, birisi eksi kök 3, eksi kök 3 bölü 2 oldu. Haliyle artık buradan cevabımız 2-3-D şıkkı geldi. X'dar açı demiş, yani x 0'dan büyük bir açı. Orası kesin, 90'dan da küçük. Ancak normal eşitsizliğe bakarsak kök 3'ten küçük demek tanjant 60'tır. Demek ki 60'tan küçükmüş. O zaman x 70'ten küçükmüş ama tabii ki neyi de söylememiz lazım. Dar açı dediği için arkadaşlar 0'dan da büyük veya eşit demek lazım. Böylece artık buradan ne olur? Aslında sıfırdan büyük demek lazım. Yani dar açı deyince sıfır büyük eşit olmamalı bence. Sıfır büyüktür, x büyük eşittir 70 demeliyiz. Burada da şunu şöyle düzeltirseniz daha iyi olur. Soruda tabii ki öyle olduğu için yapacak bir şey yok ama bu bence önemli yani. Dar açı demek sıfır derece dar bir açı demek değildir sonuçta. Sıfır derecedir o. Böylece arkadaşlar sıfır küçük, x küçük eşit 70 oldu. 70'i pi ile yazarsak 10 derece pi bölü 18'dir. 7 ile çarparsak 7 pi bölü 18 olur. D şıkkı. CDE açısı 37 derece verilmiş. Sonra arkadaşlar bize bir de 2.1 santim verilmiş. Şöyle büyükçe göstereyim bakın. C noktası, D noktası 37 derece. C'nin EF'ye olan uzaklığı 2.1 ve tanjant 37 0.75, yani 3 bölü 4. O zaman hemen yapalım, 2.1 bölü y diyelim şuraya. 3 bölü 4 olması lazım. Burası 0.7 yapar. İçler dışlar yaparsak 2.8. Demek ki burası da 2.8. 21, 28 olarak düşünelim. 3'ün 7 katı, 4'ün 7 katı, 5'in 7 katı. Böylece CD uzunluğunu 3.5 bulduk. Alan 35'te, demek ki BD'de 10'muş arkadaşlar. Şimdi bundan sonra artık şurası da yine 53 derece. Burası yine 37 derece. Tanjant 37 3 bölü 4 olduğu için karşısı 3, komşusu 4. 3K, 4K, 5K. 5K 10 ise 3K 6, 4K da 8. Bizden zaten DF'yi istiyordu. 6 santim oldu arkadaşlar.